İstikrar da sağlanamaz zaten bu iktidar devam edecek olursa aynı isimle. Ama yine aynı şekilde milliyetçilik damarı üzerinden, terör damarı üzerinden gidiyor. Çünkü istikrarın iş yapmadığını gördükleri için tekrar olayı sertleştirmeye gidiyorlar. Ve geldik, alın size Gazi Mahallesi. İçişleri Bakanı Gazi Mahallesi'nde otobüsün içerisinde ve bakınız insanların sinir uçlarıyla nasıl oynuyor. Ne kadar iç içe girmişsiniz. Hayırlı günler. Hayırlı günler diliyoruz. Önce terörist damgası hayırlı vurdu, ardından oh çekti. Hayırlı günler diliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mahallesi'nde kendisini protesto edenleri yaka paça gözaltına aldırdı. Süleyman Soylu, İstanbul Sultan Gazi ilçesindeki Gazi Mahallesi ziyareti sırasında ortalığın karışmasına neden oldu. Gazililerin hak, hukuk, adalet sloganlarıyla karşılandı. Soylu mahalleden geçtiği esnada kendisini protesto edenlere otobüsten seslendi. PKK ile kol kola girmişsiniz dedi. Teşekkür ediyoruz. Nasıl CHP gibi PKK ile iş içe girmişsiniz. Hayırlı günler. Soylu'nun bu sözleri tepkileri daha da arttırdı. Sloganlar yerini yuhlamaya bıraktı. Bu kez devreye emniyet güçleri girdi. İçişleri Bakanı'na tepki gösteren kişiler gözaltına alındı. Ya ülkenin güvenlikten sorumlu bakanı ve ülkenin güvenlikten sorumlu bakanı bir neredeyse olay çıkartacaktı orada. Ya İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. İçişleri Bakanı oh oh diyor insanlara ve insanlar insanlar sizi sevmek zorunda değil ki. Sizin politikalarınızı onaylamak zorunda değil. Sizin uygulamalarınızı tasvip etmek zorunda değil. Herkes size alkış yapmak zorunda değil arkadaş. Bunu hala neden anlamıyorsunuz? Demokrasiden bahsediyoruz. Türk demokrasi diyor ya, bu ülkede demokrasi var filan diyor Erdoğan. Türk demokrasi böyleyse vay halimize bizim. Ve oh oh diyor ya. Allah'tan yeni dönemde umarım eğer seçilecek olursa Erdoğan, umarım milletvekilliğinden alıp da İçişleri Bakanı yapmaz. Zaten Kılıçdaroğlu seçilecek olursa onun dönemi bitiyor. Umarım seçilir ve bu oh oh diyen insan için bile, bakan için bile sandığa gidilir, biliyor musunuz? Sadece bunun için sandığa gidebilirsiniz. Şimdi bakın, bir gözaltında bulundu. Oradakiler yuh yuhçu çekti ya, gözaltına alındılar. Bir başka gözaltı var. Biliyorsunuz bir video vardı. Yalan video, sahte video. Önce montaj dendi Erdoğan tarafından. Daha sonra ama şu dendi, ama bu dendi. Bir türlü toparlayamadı. Ertesi gün gitti, gençlerin kıvrak zekası dedi. Sahtekarlığa gençlerin kıvrak zekası. Özendiriyor ya bir cumhurbaşkanı. Olabilir mi? Ahlak dışı bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi bir Mersin'de 59 yaşında Oktay Avcı diye bir vatandaş var. Sorumlu bir vatandaş, korkusuz bir vatandaş, cesur bir vatandaş. Cumhurbaşkanının bu montaj dediği video için Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Gitti Cumhuriyet Savcısına. Kapısını çaldı. Al dedi arkadaş, bu benim dilekçem. Ben dedi Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç dilekçesi veriyorum. Suç işlemiştir dedi bana göre dedi. Aldı. Dilekçe işleme koyacak mı koymayacak mı bilmiyorum. Adam çıktı. Çıkarken savcı bu sefer gözaltına alın talimatını verdi. Şikayetçi oldum girdiğim yerden. Sanık olarak çıktım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmaya gitti. Gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçirdi. Mersin'de 59 yaşındaki Oktay Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın montaj video itirafı hakkında suç duyurusunda bulunmak istedi. Mersin Adliyesi'nin yolunu tuttu. Dilekçesini verdi. Ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bunun suç olduğunu bilmiyordum diyen Avcı, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kararsa ev hapsi oldu. Kelepçeyle cezalandırmam adil, insani ve vicdani değil. Avcı mahkeme çıkışı konuştu. Hem davacıyım hem mağdurum dedi. Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı. Hakaret etmediğini iddia etti. Ev hapsi cezasıyla serbest bırakılan Avcı karara itiraz edecek. Şimdi Cengiz Bey demiş ki iyilik iyidir demiş. İyilik yapabildiği halde yapmayan bir kişi suç işlemiş sayılır. Biz iyiliği konuşalım, kötülüğü konuşmayalım. Bakın, gösterilmesi gereken şey iyilik veya yapın denilmesi gereken şey iyilik olması gerekiyor. Yapın denilmesi gereken şey sahtekarlık, ahlak dışı uygulamalar olmaması gerekiyor. Ya arkadaş düşünsenize, seçim zamanı bunu söyleyen bir Erdoğan,
21 yıllık geçmişinde ve bundan sonra eğer kazanacak olursa ülkeyi demek ki aynı kafayla yönetecek. Aynı böyle ahlak dışılıkla yönetebilecek yani. Aynı, çünkü seçimde bunu yapıyor. Seçimde bu ahlak dışılığın arkasında duruyor. Buna kıvrak zeka diyor. Demek ki alenen yani bu süreç içerisinde bunu diyebiliyorsa zaten şeffaf değil. Zaten hesap vermiyor. Düşünsenize kazandığında yine bizleri uyutmaya, kandırmaya vesaire devam edecek. Biz her şey güzel güzel diyen insanlar var. Ben onlardan değilim Allah'tan da. Yani öyle diyen insanlar var. Bak bunu bile sorgulamak için sandığa gidilir bence. Bunu sorgulamak için bile sandığa gidilir. Şimdi bir de Erdoğan'ın Türk demokrasisi kavramına bakalım. Dün attığı bir tweetti bu. Ben de buradan esinlendim. Twitter'a ondan bu soruyu sordum. Hatta bunun arkasına şeyi verebilirsin. Anket sonucunu bağlayabilirsin Remzi. Bakın Erdoğan şöyle diyor. Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu. Devam ediyor. 14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık. Aynı zamanda algı baronlarının sönmesine de şahitlik ettik. Türk demokrasisi ayrı bir şey zaten. Yani demokrasi tanımı bellidir. Ama Türk demokrasisi dediğinizde olaya bir başka gözle bakarsınız. Türk demokrasi diğer bildiğimiz demokrasi tanımlarından çünkü farklı. Demokrasi diyorlar. Ama başına Türk demokrasi dediğinde 21 yıllık iktidarın aslında özetini yapıyorsunuz. Ben de dedim ki Türk demokrasisi dediğinizde aklınıza ne geliyor diye bir soru sordum. İşte 47 bin kişi oyunu kullandı şu ana kadar. Baskıcı diyenler 45,8, eşitlikçi diyenler sadece %13,1, kayyum diyenler %9,2, korku diyenler %31,8. Aslında Türkiye'yi böyle bırakın, bir kenara koyun. Demokrasi değil, demokraside olması gereken öncelikle hesap veren bir iktidar. Öncelikle şeffaf bir yönetim. Öncelikle azınlığın hakkını korumak.